İşkence yapabilen insanlar işkence ederken empati kurma yetilerini kayıp mı ediyorlar diye özetleyebiliriz sorulan soruyu. Ya nasıl işkence yapabiliyorlar hocam? Aslında anladığım kadarıyla Evet. sorulması istenen şey bu. Şimdi öncelikle bunun birkaç tane tarafı var anlatmamız gereken benim bilebildiğim kadarıyla. Birincisi mesela normal bir insanın eline neşter verip bir başka insanı kesmesini isteseniz ve kestiğinde o insanın iyileşeceğini bilse dahi bir insanın bir başka insanın derisini kesebilmesi zordur. Hani diyelim işte marjinal bir örnek vereyim. Şimdi garip bir şey geldi aklıma. Yani derisinin altında böcek kaçmış. Kesip onu çıkaracaksın. Yok çıkarmazsan ölecek karşıdaki. Birçok insan böyle olur ona yani yapamaz. Ama mesela doktorlar da insan, cerrahlar da insan ve gayet güzel kesip biçim insanın içine girip bir şey çekip alabiliyorlar. Kesip çıkarabiliyorlar oradan. Şimdi bu bir eğitim süreci sonucunda beynin hepimizde doğal olarak bulunan karşıdakinin acı çekmesine tahammül edemeyen ve onunla bir şekilde fiziksel duygudaşlık kurabilen ayna nöron sisteminin aktivitesini zamanla bloklamayı öğreniyorlar. Hatta bunun için beyinlerinde özel bir yolağın geliştiği de gösterilmiş. Mesela tecrübeli cerrahlarda, hekimlerde hastanın çektiği acıyla arasında mesafe koyabilmesi için bu işte ventromedial prefrontal korteks dediğimiz yerle duygusal beyin arasında bir özel bağlantının diğer insanlara göre daha kalın olduğu gösterilmiş. Bu bölge daha çok çalışıyor. Bu bir nevi bir baskılama sistemi ki soğukkanlı bir şekilde o duruma müdahale edebilsin. Eğer böyle bir bağlantı olmasaydı elimiz ayağımız dolaşırdı. Şimdi birincisi işkenceciler için böyle bir verim yok ama bir insan devamlı böyle bir şeyin altında kalıyor. Yani böyle bir görev yapma gibi garip bir durumda kalırsa cerrahlara bakarak çıkarttığımız sonuca göre böyle bir duyarsızlık ya da mesafe koyma geliştirebilir. Ama öte yandan Milgram deneyi dediğimiz bir hikaye var işte psikolojide çok meşhurdur. Otorite altında insanlar başka insanlara her türlü acıyı çektirmeye yatkın gözüküyorlar. Ve özellikle otoritenin ikna ediciliği ve yaptırımı fazla ise, ciddiyetle bir şekilde denekler kontrol edilirse, mesela bu Milgram deneyi de özetle şöyle, insanların önünde bir işte voltaj ayarı olan bir elektrik şok cihazı var. Yan odada da camın arkasından görebildikleri birisi oturuyor. Kişi aslında bir oyuncu yani, deney ekibinin bir parçası. Kişi buradan belli bir voltajı ayarlayıp düğmeye bastığında karşı odadaki kişinin oturduğu sandalyeye şok veriyor. O şok normalde bayağı yüksek voltajlarda acı veren ve rahatsız eden bir şoka dönüşüyor. Önce küçük voltajlarla başlıyorlar. Şoku veren denek kişinin yanında deneyi yöneten beyaz önlüklü o bir otorite figürü var. Ve sürekli olarak voltajı arttırmasını ve daha çok vermesini söylüyor. İnsanların bir kısmı böyle tereddüt ederlerken birçoğu yap işte bu deney için gerekli falan diye böyle bir biraz rasyonel açıklamayla desteklenen otoriter mesajlar ya da emirler kullanıldığında birçok insanın karşıdaki kişinin acı çektiğini göre göre hatta bir nevi buna yabancılaşarak hatta bu durumla eğlenerek voltajı arttırıp uyarı verdiğini görüyoruz. Nazi Almanya'sında daha sonra savaş suçlusu olarak yargılanan insanlar da gözümüze çarpıyor. Bu insanlarla ilgili bir kitapta okudum, kaynağını hatırlamıyorum. Diyor ki en sinir bozucu olan şey mahkemede ve mahkeme dışında bu insanların son derece normal, sevecen, kibar insanlar olması. Fakat suçlandıkları konular ki kendileri de itiraf ediyorlar yer aldıklarını, binlerce insanın gaz odalarında öldürülmesi, vahşi tıbbi denelerde kullanılması gibi insanlık dışı suçlar. Nasıl oluyor da acaba böyle bir şey oluyor dendiğinde işte bu Milgram deneyindeki meselenin bir benzeri ortaya çıkıyor. Otorite bir insana bir şey yapmasını emredince, otoritenin otoritesi yeterince ikna ediciyse bir primat beyni olan aynı zamanda insan beyninin bir bölümü otoriteye tabi olmak konusunda otomatik bir davranış içeriyor. Tabi insanların hepsi değil ama büyük bir yüzdesi karşılarında daha büyük bir otorite gördüklerinde onun kendisine dayattığı ya da emrettiği şeyler insanlık dışı dahi olsa, sınırları zorlayıcı bir başka insana acı verici de olsa onu uygun yönlendirme ve telkin yöntemleriyle uygulayabiliyorlar. Fakat yine çoğunluk olmamakla beraber azımsanamayacak kadar önemli bir kısmı da insanların buna itiraz ediyor. Mesela hayvanlarda bu deneyi yapabilsek, birebir muadilini yapabilmek tabii mümkün değil ama hayvanlarda bu deneyi yapabilsek öngörümüz hayvanlarda bu otoriteye karşı gelebilecek tavrın çok fazla görülmeyeceği yönünde. Ama insan beyninde o kendisini bireysel ve sürüden ayrı bir canlı yapabilen sistemleri devreye soktuğu anda bir dakika ya diyor. Kim oluyorsun sen kardeşim ben niye bir insana acı vereyim falan diye hemen sorgulamaya başlıyor. Ve bana sorarsan deneyin en önemli kısmı çok insan bu sisteme uyarken bazılarının buna karşı gelmesi. Yani bu bir zulümdür hayır ben bunu yapmam diyen insan modeli de mevcut. Yoksa normalde alfaya boyun eğmeye programlı herhangi bir sürü canlısı
Alfa ne yaparsa onu yapar. Alfa ne derse onu yapar. İşte bu dişi benim der, öbürü ona dokunamaz. Birilerine saldır emri verir. Onlara kızdığında bütün sürü oraya saldırır falan. Bu tip toplu davranışlarda neticede sürünün hayatta kalmasına sebep olur. Bu tarz bir davranış bizde de var. Gelelim işkencecilere. Bunlar zaten genellikle çeşitli örgütlerin ya da bazen devletlerin, organize güçlerin emri altındalar. Eğer bu tip kişilere, Amerikan filmlerinde çok görürsün mesela işte National Security meselesi bu mesele diye. Abinin birini çekerler bir odaya. Ondan sonra işkenceci gelir, dişini tırnağını söker. Bunların hepsini de işte o yıldızlı ve şeritli Amerikan bayrağının şerefini korumak için yaparlar. Hatta bir takım dizilerin mesela 24 gibi bunu rasyonalize ettiğini, hatta kutsadığını görebilirsin. Bu gerçekten de insan psikolojisi içerisinde var olan acı ama gerçek bir faktör. Özellikle ideolojik, özellikle yaşamsal bir ikna edici hikaye varsa ortada, bu durumda insan her türlü kötülüğü bir başka insana yapabilir. Hep söylüyorum, bizim yapay zeka ile ilgili korkumuz bile aslında bilgisayar ya da algoritma ile ilgili değil, insanla ilgili bir korkudur. İnsan bu kompleks aracı ele geçirdiğinde diğer insanlara neler yapar bildiğimiz için biz aslında insandan korkarız ve yapay zekaya yüklenebilecek yatay zeka programlarından ödümüz kopar işte hep söylüyorum. O sabit fikirli, ideolojik ve karşısındakini bir nesne olarak dahi değerli görmeyen sapkın bakış açısını maalesef insan çok yıkıcı bir şekilde uygulayabiliyor. Bugün kitap önerisi geldi sürekli. Hocam, İnsan Yıkıcılığının Kökenleri diye bir kitap var. Tam anlattıklarınızı Eric Fromm'un hani. Aynen öyle. Bir de o zaman madem Eric Hoffer'in Kesin İnançları bir klasiktir. Onu da buradan tavsiye ederim. Bugün de kitap önerileri bonus oldu. Ha. İyi ki açtım mevzuyu. Hocam şey ekleyecektim. İşkenceci meselelerini empatiyle alakalı olarak en sondan geriye doğru gidiyoruz ya, bir de en baştan ileriye doğru gitmek lazım. Çocuk gelişiminde, özellikle nörolojik olan gelişimde çocuklar yeterli ilgi, şefkat, dokunma, yani temel ihtiyaçların dışında sevgi ihtiyaçları da barınma ihtiyaçları gibi şeyler ya karşılanmadığında empatilerinin, yani empati becerilerinin yeterince gelişmediği, daha sosyopat davranışlar gösterdikleri, aynı zamanda daha işkence edebildikleri, daha da ilginç bir şekilde istatistiksel olarak suç oranlarının bu kişilerle arttığı görülmüş. Aynen. Bu da aslında bir gidişat. Şiddetin bir fasit daire olduğu unutulmamalı. Özellikle küçük yaşlarda maruz kalınan şiddet hayatta büyük oranda şiddete başvurmayı doğuruyor. Ya da aşırı pasifliği doğurabiliyor ama genellikle şiddeti doğuruyor. Anne babasından şiddet gören bir çocuk genellikle ebeveynine de şiddet uygulamaya meyilli. Çünkü biz genellikle anne babamızdan gördüğümüz davranış örneğini gelecek nesillere uygulamaya meyilliyiz. Bu tabii sadece kendi çocuklarımıza değil dünyanın geri kalanına da yansıyor. İşte bunun içerisinde tabii dünyaya karşı hissedilen nefret, o bu falan filan gibi alt motifler de olabiliyor ama neticede sağlıklı, sevgi dolu, birbirine dokunabilen ve konuşabilen bir ortamda büyüyen bir insanın tutup da Milgram deneyinde karşıdakine acı çektireceğini ya da sırf emir al diye işkence yapacağını düşünemeyebiliriz. Genellikle bu beklemediğimiz bir davranış. Ama maalesef insanların çoğu böyle ideal bir ortamda büyümedikleri için, büyüyemedikleri için hepimiz şu ya da bu şekilde duygusal, fiziksel, farklı şekillerde istismara ya da kötü muameleye maruz kalabildiğimiz için ileriki hayatımızda işte bu üstün insani devrelerin kontrolünü iyi geliştiremeyebiliyoruz ve bu durumda da işte maalesef insana hiç yakışmayacak bazı hareketlerde kendimizi görebiliyoruz. O yüzden hemen burada yani dün ve bugün hep görebiliriz işte işkenceciler, şunlar bunlar, diğer insanlara bile isteye kötülük edip sonra ne var ki bunda diye savunabilen kafayı hepimiz görüyoruz. Bunun bir daha olmaması için ne yapacağız derken ilk başlangıç noktası aileler. Ve şu anda dünyaya çocuk getirmiş ya da getirmeyi düşünen yetişkinler. Onlar çocuklarıyla nasıl bir ilişki içinde olduklarına dikkat ederlerse gelecekte nasıl bir insan yetiştirdiklerini görecekler. Bununla ilgili de o zaman sevgili Nihan Kaya'nın İyi Aile Yoktur kitabını ben bir daha tavsiye edeyim. 2 gün önce sevgili Nihan ve eşiyle buluştuk, uzun uzun bu konuları konuştuk. Nihan'ın diğer kitaplarını da şu anda okuyorum. Yani gerçekten çok iyi bir kalem, çok iyi bir yazar. Hikayeleri de, romanları da hakeza. Ama İyi Aile Yoktur beni çok çarpan bir kitabı. Bu konuların nasıl olup da hayatımıza yerleştiğini enteresan o da anlatıyor.